baştan merhaba. Bizlere birçok soru gönderiyorsunuz. Gelen sorular arasında en fazla sorulan sorular içerisinden bir tanesini sizin için seçtim. Bilgilendirme amacıyla da bu videoyu çekmek istedim. Türkiye'de milyonlarca biliyorsunuz emekli vatandaşımız var ve emekli vatandaşların en fazla merak ettiği ve bize gönderdiği sorulardan bir tanesi emekliler emlak vergisi öder mi? Bu soruyu yanıtlamak istiyorum size. Sizin de soru ve yorumlarınız olursa lütfen videoların altına bunları bekliyorum. Bunları yazın lütfen. Peki emeklilerin emlak vergisi ödememesi için ne yapması gerekiyor? Hepsi emlak vergisinden muaf mı? Hangi şartları taşıması gerekiyor? Mutlaka elimizde vardır, kendiniz emeklisinizdir, işte anneniz, babanız, amcanız, yani aileden mutlaka. Çünkü Türkiye'de gerçekten milyonlarca insan var bu şekilde. Dolayısıyla hani bu nedenle çok merak ediliyor aslında, bu soru geliyor. Ve maalesef bilmeden de birçok vatandaşımız emekli olmasına rağmen yıllarca bu emlak vergisini ödüyor. Ödedikten sonra geri dönüp biz öğrendik peki ne yapacağız diye soruyorlar. Bunları yaşamamak adına evet hani sizin için de bir şeyimiz var. Geriye dönüp bunu 5 yıl boyunca geriye dönük iade talebinde bulunabiliyorsunuz. Ama tüm bunlarla uğraşmamak adına benim size burada sayacağım kriterleri de dikkate alarak yapacağınız şey şu olacak. İlgili belediyeye gideceksiniz. Bir muafiyet dilekçesi vereceksiniz. Evet ben emekliyim. Emekli olduğum için emlak vergi muafiyetinden faydalanmak istiyorum diyeceksiniz. Ve ilgili bir formu doldurup vereceksiniz ve muafiyetiniz de başlamış olacak. Aslında bu kadar basit. Ne yazık ki bilmediğimiz için belediyelerde ne yapıyorlar? Siz müracaat etmeyince otomatikman sizin adınıza vergi tahakkuk ediyorlar. Evinize gönderiyorlar. İşte cep telefonlarınıza mesaj olarak geliyor. Bu dolayısıyla vatandaşlarımız da ne yapıyor? Korkuyor ve hani hemen gideyim ödeyeyim ben bu vergiden kurtulayım gözüyle bakıyor. Peki nedir efendim? Emeklilerin emlak vergi muafiyetinden faydalanması için hangi şartları taşıması gerekiyor? Şimdi kanun çok açık ve net. Tek konuta 200 metrekare brüt büyüklüğün altında tek konuta sahip olan emekli vatandaşlarımız için diyor ki emlak vergisinden muafsınız. Fakat bu yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Bir sürü sorular var bunun yanında, bir sürü kriterler var. Örneğin başka bir gelirinizin olmaması lazım. Belki bankada paranız var ve oradan belli bir faiz geliri elde ediyorsunuz. İşte orada hemen bir soru işareti, hemen duracağız, bakacağız. Devlet bunu her yıl açıklıyor. Belli bir faiz gelirinin üzerinde bir geliriniz var ise ne yapıyorsunuz? Muafiyetten faydalanmıyorsunuz efendim. Ve yine merak edilen konulardan bir tanesi de şu, benim iki tane evim var diyor. Evet olabilir yani, bir tane emekli olarak bir konutum var ama ikinci bir konuta daha sahibim. Peki ne yapacağım o zaman? Yani bir konuta ödeyeyim, öteki konut için vergi mi vereceğim diye soruluyor bu. Bu da çokça. Aslında konu şu, buradaki kriter tek konut. Dolayısıyla iki konut olduğu zaman her iki konut içinde vergi ödemeniz gerekiyor. Bunu da şey yapalım, belirtmiş olalım. Şimdi merak edilen konulardan bir tanesi olabilir. Yani hani bir dükkanınız olur, arsanız, araziniz olur, emekli olduğunuz birikiminiz vardır. Belki gittiniz bir şeyler aldınız, bir yatırım yaptınız. Ha, bu durumda ne olacak? Dükkan, arsa, arazi bu tarz gayrimenkullere sahip olmanız bu muafiyeti bozmuyor. Hani dükkanı kiraya verdiniz. Ne oldu? Dükkandan belli bir kira geliri elde ettiğiniz için o zaman muafiyetiniz bozulmuş oluyor. Buna dikkat edelim lütfen. Peki özellikle miraslarda karşımıza çıkan bir konu var. İşte aileden birisi vefat ettiğinde işte örneğin bir konut, bir ev kalıyor. Bu evinde işte birkaç sahibi olabiliyor kardeşler arasında. İşte buradan da örneğin sizin hissenize işte 10 metrekare, 50 metrekare yani evin belli bir hissesi ne yapıyor? Sizin adınıza tescil ediliyor. Ama aslında hani o evde oturmuyorsunuz ama böyle bir hisseniz oluşmuş oluyor mirastan dolayı. Böyle bir durumda da ne yazık ki muafiyetiniz bozulmuş oluyor. Hem o hisse miktarı kadar hem de sahip olduğunuz ev için emlak vergisi ödemeniz gerekiyor. Efendim yazlıklar da tabii bizim vazgeçilmezimiz. Hani bir evim olsun, bir yazlığım olsun böyle şeydir. Hani insanın emekli olduğunda hakikaten yazın böyle gidip dinlenebileceği bir ev de hep hayalidir.
vatandaşlarımızın birçoğunun da yazlığı var mı bilmiyorum ama hani olanlar için söylüyorum. Yazlıklar bu muafiyetten faydalanamıyorlar, onu belirtelim. Çünkü kanun diyor ki ara sırada gittiğiniz, ara sırada işte gidip de dinlendiğiniz, yazlık amacıyla kullandığınız konutlara emlak vergisi ödemek zorundasınız. Hem eviniz var, hem yazlığınız var. Her ikisi için de ödemeniz gerekiyor efendim. Diyelim ki sadece yazlığınız var. O zaman ne yapıyorsunuz? Sadece yazlık için ödüyor olacaksınız. Ha, burada şunu bir aslında belirtmekte fayda var. Faydalı olacağını düşündüğüm bir bilgi bu çünkü. İkametgahınızı yazlığınıza aldırırsanız eğer, sürekli orada ikamet ediyor olacağınız için emlak vergisi muafiyetinden yine siz faydalanıyor olacaksınız. Bugüne kadar bilmeden, farkında olmadan ödediğiniz emlak vergileri var ise geriye dönük 5 yıl boyunca da bunları belediyeye müracaat ederek alabilirsiniz. Böyle bir hakkınız bulunuyor. Bunu da yine belirtelim. Umarım faydalı bir video olmuştu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.